Merhabalar. Uzunca bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Şimdi bu videonun konusu bir gameplay olmayacak da modlarla alakalı çok fazla soru geldiği için bununla ilgili video çekme kararı aldım. Yani kendi oyunumdaki mod penceresinde hangi modlarım var, hangisini kullanıyorum, hangisi ne işe yarıyor bunları konuşuyor olacağız. Kısa bir video olarak tutmaya çalışacağım. Şimdi bu yeni eklediğim bir video. Eğer bu videoyu beğenirseniz bu arada yeni eklediğim bir mod var şu. Hepsini anlatacağım tek tek. Bu videoyu beğenirseniz beğenebilir, kanala abone olabilir, bana destek olabilirsiniz. Kanalda daha iyi noktalara getirmemi sağlayabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Canlı yayınlarda katılabilirsiniz, sohbet muhabbet eşliğinde güzel şekilde vakit geçiriyoruz zaten. Şimdi, Take It Life Shade. Bu yeni eklediğim bir mod, daha gerçekçi olması için sağlayan bir şey. Şu resimde gördüğü gibi bıçakları kınına koyuyor, kın ekliyor. Bu diğer katanalar ve diğerleri içinde var. Şu anda bu Tactical Knife kısmını gösteriyor sadece. Bunlar araba. Yani araba modları üzerine çok fazla konuşmayacağım. Hepsini görüyoruz zaten burada. Cadillac. Cadillac. Challenger. Bu genelde dağılmış olarak bulunuyor ama şansınız varsa sağlam şekilde bulabiliyorsunuz bunları. Bunlar araba modları. Yani videoyu durdurup mod ismine bakıp Steam'den, Atölyeden, Project Zomboid'den bunları edinebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hani eklemek nasıl oluyor diye sorabilecek arkadaşlar var. Onlar için de bunu yapmış olalım. Evet, bunlar hep araba modları. Fotoğrafları var görüldüğü gibi. Şimdi geldik oyun içerisinde gameplay'e, yani oynayışı etkileyecek olan modlara. Minecraft dediği kısım daha fazla ekin seçeneği veriyor. Patlıcan, avokado, biber gibi. Ever wonder why you can't get seed for the other foods item? Yani diğer eşyalar için, diğer yiyecekler için neden seed alamadığını düşündün mü? Yani patlıcan gibi, biber gibi oyunda. Evet, bu onları düzeltiyor diyor. Yani kısacası çok fazla ekin kullanmanızı, ekin elde etmenizi sağlıyor. Bu ahir zamanla alakalı, bu multiplayer serverla alakalı olan şeyler. Bu benimle alakalı değil, benim eklediğim bir şey değil. Alternative inventory rendering. Inventory'nin daha iyi renderlanması, lag yapmamasını sağlıyor gibi gibi. Şimdi mermi ve cephane modu. Burada ikonları değiştiriyor, mermileri değiştiriyor. Mermi yapma modu. Burada nasıl yapılacağını, işte ateş, kömür, kömürle beraber sülfür. Bak, taşı kuna koyuyor, çekiçle vuruyor, sülfür elde ediyor. Kömürle karıştırıyor, gunpowder elde ediyor. Normal şeyle beraber, hurda metalle beraber mermi yapıyor gibi. Ama kullanmadım, bilmiyorum. Anthem harita. Arsenal gunfighter mod. Yani silah modu. Gunfighter silah modu. Kullanmıyorum. Yani outfit, kıyafetle alakalı bir durum. Backpacklere artı upgrade yapan bir sistem. Kullanmadım. Kullanmıyorum. Yani tam olarak ne işe yarıyor ya da nedir bilgim yok. Yine aynı şekilde kıyafet modu boş geçtik. Otolut. Otolut dediğimiz kısım bölgedeki şeyleri otomatik olarak loot sağlıyor. Backpack borders şu kenarı şu şekilde görünüyorken şöyle border haline getiriyor. Basic crafting bu craftlama sistemini daha anlaşılır hale getiriyor. Bunlar mesela kırmızılar çalışmıyor. Kırmızılar uyumlu değil. O yüzden bunları es geçiyorum. Anlatmama nedenim o. Better picklocking, picklock. Yine aynı şekilde. Better sorting, iyi düzenleme. Yani daha iyi düzenleme. Blacksmith demirci. Bizzat bunu son videomda, son canlı yayında deneme imkanım oldu. 15 tane taş toplayıp aramayla beraber demirci ocağı yapıyorsunuz. Varil içerisinde kömür elde ediyorsunuz. Demirci ocağında demirleri eritip çekiç, çivi, levye, çeşitli şeyler üretebiliyorsun. Demircinin yapabildiği şeyleri yapıyorsun. Wovenarrow ilk başta hevesle şey yaptım ama tavsiye etmem. Dandik. Brita. Bow and Arrow dedi. Ok yer zaten gördüğünüz gibi. Brita Armor Pack güzeldir. Sürekli kullanırım. Armor çeşitli armorlar ekliyor. Yeni armorlar veriyor. Brita Weapon Pack yine aynı şekilde çeşitli weaponlar veriyor. Brita da güzeldir. Bushcraft, Rare Weapons, katanaları işte şunları falan değiştiriyor. Ekstradan veriyor. Tool aynı şekilde şunları oyuna ekliyor. Cantina Bottles. Bu da çok güzel. Aslında şişe taşımaktansa kantin yani matara taşımak çok daha realistik. Ama normal şişeyle arasında bir fark yok. Yani bunu eklesin. Onu ekledim. Bir fark yok yani. Ama onun dışında tabii ki damacanalar falan da ekliyor. Aklınızda bulunsun. Giant Water Bottle da değil, damacana.
Gerçek hayatta kullandım. Chat geçtik. Multiplayer için Chess Town hiç şey yapmadım, kullanmadım. Kıyafetlerle alakalı. Bak. Yani. Combat Text kullanırım. Direkt olarak kaç vurduğunu vesaire gösteriyor. En azından takibini yapabiliyorsun. Hit alıp atmadığı ile alakalı. Ve health barları var. Ne kadar canları kaldığını görebilmen için. Bilgisayar tavsiye etmiyorum. Bug'lı. Bilgisayar oynadığı zaman stresi vesaire artıyor. Normalde çok heyecanla kurmuştum bunu ama yani bunlar oyunlar falan ekleniyor hatta. Ama yok. Stabil değil. Çalışmıyor. En azından ben denedim ve çalışmadı. Şu an bilmiyorum. Denemedim. Continuous. Yani Continuous diyor. Craft Helper nasıl craftlanacağı ile alakalı. Craft Helper'a tıklıyorsun. Onunla alakalı neler yapabileceğini listeliyor burada gördüğün gibi. Bir eşyaya sağ tıkladın. Craft Helper'dan baktın da buna. Aynı şekilde 41 build'de. Çok fazla hurda araç, yani kıyamette hurda araç. Gerçi realistik katmak için olan bir şey bu. Yani yanmış olan hurda olmuş araçlarla değiştiriyor. Hatta üzerine çizgi çizme. Not düşme. Bu stabil olarak kullandığım bunun tek eksisi şu. İlk başta manuel olarak seni sulaman gerekiyor. Normalde ekini ekiyorsun. Yanında sulama şeyi var. Sulama şeyini çektin. Buna mesela 50 su suladın. Buradan buna 50 su suluyor sürekli. Ama onun dışında güzel mi güzel. Yani yağmur yağdıkça bu doluyor. Bu doldukça bunları suluyor. Ama downside şu. Bunların kapalı alanda olması lazım. Açık alanda olmuyor. Yani bunların üstünde bir çatı olacak. Burada göstermemiş mesela. Çatı oluyor. Şu dışarıda kalıyor. Buradan buna dolduruyor. Buradan buraya da alıyor gibi. Bu neymiş bakalım. Bilmiyorum bir süreci. Eventual events. Ekstradan event veriyor falan. Hani o silah sesleri vesaire şey için olan sanırım bu. Çığlıklar falan geliyor da arada. Harita sembolleri. Harita sembolleri. Bakalım. Item merge. Eşya birleştirme. Yani. Used car. Bunlar şey için kullanılıyor bu arada. Nomad modu için, karavan modu için vesaire bunu yapman gerekiyor. Bunları alman gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Firearm perks. Silahlıkla alakalı, nişancılıkla alakalı çarpan almak için. Yani bütün yeteneklerin çarpanları oluyor ya işte. Çarpı 3, çarpı 5, çarpı 8, çarpı 12 gibi. Onların çarpanlarını almak için silahta, nişan almada ve ateşlemede ve mermi doldurmada bu kitapları koyuyor. Bunları buluyorsun, okuyorsun. Daha hızlı exp alıyorsun. Daha hızlı level alıyorsun. Lafayette, yani adı üstünde, saçları biraz daha gerçekçi yapıyor sözde. Bakalım. Yemek saklama buff'ı. Yemek saklama kitapları. Will Appear. Will Silent Gather. Şu normalde küçük ama etkili olacak modlardan birisi. Şu benzin göstergesinde benzin deposunun ne tarafta olduğunu gösteriyor. Yani çoğu kişi benzin istasyonuna yaklaşırken veya benzin doldururken arabanın benzin deposunun ne tarafta olduğunu bilmediği için çok uğraşıyor. Yani can sıkıcı oluyor. Kimi için? Ben takmadım pek ama ona işe yarıyor. Yani bunu açtığın zaman araba evinde mi şurada bir indicator oluyor ve indicator senin ne tarafta deponun olduğunu gösteriyor. Sağdaysa sağda, soldaysa solda gibi. Gate kullanmadım. Yani büyük kapı planladım ama hiç şey yapmadım. Çalışmam Mehmet değilim. Bu useful'lardan biri jeneratör kullanılıyorsa ne kadar süre kaldığını gösteriyor. Yani şey var, fuel var. Bu yakıtla kaç gün boyunca, kaç saat boyunca gideceğini gösteriyor. Gun suicide adı üstünde. Yani intihar etme eğer ısırıldıysan vesaire. Normalde bunu şeyle yapıyorsun. Çamaşır suyu içerek yapıyorsun. Handmade weapons, kendi el yapımı silahlar. İşte baltalar, sopalar, çiviler. Okuyup okumadığını, kitaplarda neyin okunduğunu, neyin okunmadığını şeyde görebiliyorsun. Bu varken kitabın yanında çek çıkıyor. Okunduysa okundu, okunmadıysa okunmadı. Okuyamıyorsan ilerideyse başka bir şey çıkıyor gibi. Hydro Glove bu oyunu çok değiştirildiği söyleniyor ama bir türlü bununla şeyim ısınmadı. Bir türlü kullanamadım çünkü ben oynadığım süre boyunca arkadaşlar, yayına gelen arkadaşlar dedi ki abi bu çalışmıyor. Yani bunu oynadığın zaman bir süre sonra karakter kendiliğinden ölüyor, bir şeyler oluyor. Bir bug var dedi. O yüzden bilmiyorum çalışmadığını ama oyunu çok fazla değiştirile ilgili söylenti var. Bilmiyorum. YouTube'dan videolara bakmakta, mod sayfasını okumakta fayda var. Ama notları okuduğumda stabil olmadığını söylemişlerdi yorumlarına. Ve bu yani abi
Bu çok şey. Sigara yani yakmak için çakmaya ihtiyacı yok. Ocakta yakıyorsun. Mantıklı. Oyunun kendi içinde böyle bir şey yok. Ama bu sana şeyden, ateşten, kamp ateşinden, ocaktan, ne bileyim, fırından yakmanı sağlıyor. Aynı şekilde bu da. Ama bunu yani bunu kullanabiliyorsun. Güneş ışığı paneli. Yani bunu ben yaptım. Bunu hatta son canlı yayınlarımda da var. Videoyu şey yaptım, başladı hatta o güneş paneli bugün bitecek falan diyeydi. 4 tane panel bir tane eve yetmiyor. Ayarları stabil, normal olduğu halde. Ayarları değiştirilebilir, yükseltilebilir. Ama temiz enerji için güzel. Yani bu sistemi yaparsan jeneratöre ihtiyacın yok. Build ile alakalı bir şey. Burada yapacağın yapıları vesaire gösteriyor. Onun alan tuvalet. Böyleyken böyle oluyor. Düzenliyor bak. Hepsini kategorileştiriyor. Cam yapıyor. Ocakta fırında cam yapıyor. Bir şey yok. Tweaker. Kıyafetler. KP Armor Pack. Şu Armor Pack'i oyuna ekliyor. Güzel. Denk geliyor arada ve sağlamdır yani. Lake Evi Township çok güzel bir yer aslında. Şu Lake Evi canlı yayınlarda yine oynadım. Her dört yani şunun üç yanı gölle çevrili. Tek bir girişi var ve yanında bir tane şey var. Kuyu var. Yani burası bildiğin kıyametteki cennet. Tek giriş kısmını kapatıyorsun ve burada yaşıyorsun. Balık tutuyorsun. Suyunu buradan çekiyorsun. Ne bileyim çiftlik ekimini biçimini buradan yapıyorsun. Üç katlı yer bir de bu. Efsane bir yer yani. Direkt olarak haritanın neyi ne olduğunu gösteriyor. Haritadaki renklerin neyi resemble ettiğini, neyi represent ettiğini gösteriyor. Neyi temsil ettiğini. Sembolleri sayesinde geçtik. Mini health panel bunu çok kullanırım. Yani bunun üzerinden en azından nerenin yaralı olduğu, nerenin bandajının değişmesi gerektiği ya da ne olması gerektiğini kontrol edebiliyorsun. Bu sol altta kalıyor. Yani şurada bir yerde kalıyor ya da istediğin yere koyuyorsun. Oradan direkt sağ tıklayıp bandajla değişti falan filan yapılabiliyor. Bu da güzel. Kullanışlı. Bu da iyi. Ama bunun yerine birazdan göstereceğim. Daha farklı versiyonu var. Bu da bütün panelleri gösteriyor. İşte açlık, susuz, şey, sağlık, açlık, susuzluk, dayanıklılık, yorgunluk, sıkılma, mutsuzluk, derece, yani sıcaklık, soğukluk, kalori ve menü box dediğini bilmiyorum tabii ki. Bundan geçtik. Modified backpacks yani yine sırt çantaları modifiye ediyor sisteme göre yani kapasiteleri increase diyor sanırım ama imkanım olmadı yapamadım yani hep bir seviye 1'de falan kaldım. Nomad bununla ilgili video çekeceğim bu arada karavan serisi yarıda kaldı. Karavan veriyor. Yani karavanla geziyorsun. Karavanın arkasında interior diye bir şey var. Bir mod daha var. Birazdan göstereceğim onu. Karavanın arkasında geçip orada yaşamanı sağlıyor. Yani orada su oluyor. Televizyon koyabiliyorsun, depolar falan koyabiliyorsun. Güzelce değil mi? Yani yaban ele çekip takılabilirsin böyle. Clear trade, şu trade'lerin ne işe yaradığını, özelliklerin tam olarak ne işe yaradığını anlatıyor. More trade, daha fazla özellik ekliyor. Bunları zaten önceki videolarda gösterdim. Sonraki çekeceğim videolarda da tek tek üzerine düşeriz. Hani hangi yetenek ne işe yarıyor? Eksisiyle, artısıyla. Hazırlıklı trade'leri bu çok saçma yani bunu isteyen kapatabilir isteyen kapatamaz diyor yani buradan kapatıp kapatamıyorsun yani bu şey hazırlıklı araba yani kıyametten önce araba parçalarıyla başlıyorsun işte Carpenter Türkçesi aklıma gelmedi marangoz eşyalarıyla başlıyorsun gibi silahla başlıyorsun çantayla başlıyorsun gibi bunları kapatıp açabiliyorsun. Onun dışında Nodachi katana kılıç. Noir Rifle bu da çok güzel. Yani ön tarafa askı silah askısı koyabiliyorsun. Çaprazlama asabiliyorsun silahları. Susturucun. Pencereden dışarı zombi atmam. Bu çok güzel aslında. Bu güzel. Yani inventory'yi açıp hangi kısımda ne olup olmadığını görebilme olayı çok iyi. Ben bunun başka bir versiyonunu gördüm. Başka bir Project Zomboid oynayan bir yayıncıda. Onu aradım ama bulamadım. Ama bunun gibi aynı şekilde.
Onda tam olarak neyi nereye giydiğini iskelet halinde, yani o vücut halinde gösteriyor. Bu da iyi. Inventory'e tıklıyorsun. Burası açılıyor. Burada direkt olarak şey yapabiliyorsun. Yerleştiriyorsun neyin ne olduğunu. Zombileri kişiler kişiselleştiriyor. Kimisi sürünüyor, kimisi yürüyor, kimisi çok ağır, kimisi çok hızlı, kimisi yavaş, kimisi tank gibi gibi. Burada gösteriyor zaten hız, sağlık, güç gibi. Arcade bu çok güzel. En son canlı yayınımda bunu yaptım. Şu arcade'lerin çalışır versiyonu. Bundan alıyorsun. Evde arcade oyun oynuyorsun. Yani çok harika bir şey bu yani. Çok hoşuma gitti. Ponço. Denk gelmedim. Bu direkt inventory'yi bütün hepsini tek seferde gösteriyor. Yani buradasın. Hepsine tek tek bakmaktansa hepsini tek bir başlık altında gösteriyor. Bu da zombi için olanı. RV interior az önce dedim ya, karavanın içerisini görebiliyoruz diye. Aynı şekilde bak. Karavan. Yani o RV ile RV moduyla bunu birleştirdiğin zaman şununla neredeydi o, kaçırdım. Şu RV Nomad'le bunu birleştirdiğin zaman karavanın içerisine geçebiliyorsun. Orada da işte istediğin gibi dekore ediyorsun. Sana özel bir yer oluyor. Rabbit Hush hiç yapmadım, oynamadım. Rain Wash yağmur yağarken üstünü yıkamayla alakalı bir durum. Random zombi yine rastgele zombilerin işte Crawler, Sprinter vesaire olmasını sağlıyor. Oyunu zorlaştırmak için bir şey. Yeni oyuncular bunu kullanmasın. Küfür ederseniz oyunu oynamazsınız, bırakırsınız. Yani bu biraz daha uzman kişiler için. Yani 10 tane zombi görürsün. 5'i Sprinter çıkar, öldün. Kaçanın yok. Yani çok iyi oynaman lazım. Ne yapman gerektiğini biliyor olman lazım. Raceway. Hiç yapmadım. Redstone Raceway'i. Çakmakları doldurma modu. Onu geçtik. Multiplayer ile alakalı. Oyuna girdiğin zaman birkaç saniye şey yapıyor. Dokunulmaz yapıyor. Kitsin Crossbow. Crossbow iyi aslında. Yani eğlenceli oluyor Crossbow oynamak. Aim'in iyiyse çat 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 uzaktan indiriyorsun. Kıyafetleri. Tüm kıyafetleri onarma. Çelik yelek de dahil buna. Sap'ın cooking tarifi yeni yemekler ekliyor. Yeni silahlar da ekliyor tabii ki. Et dövücü vesaire falan filan da ekleniyor. Heater ısıtıcı. Tactical, Sap'ın tactical kıyafetler, armorlar, silahlar vesaire ekleniyor. Scrap armor, metal armorları yapmanı sağlıyor buradan. Buradan silah yapmanı sağlıyor. Buradan yine silah yapmanı sağlıyor. Susturucu zaten vardı. Aynı modlar birkaç kere var. O yüzden hepsini aktif etmediğinize dikkat etmenize fayda var. Yani temiz mod kurun. Çok yoksa oyunu çökertebilirsiniz. Sıkıntı yaşanabilir. Piyano çalma. Adı üstünde zaten. Playable pianos. Simple status. Az önce dedim ya, daha stabili var, daha iyisi var diye. Bu. Sağlık, dayanıklılık, açlık, susuzluk, mutsuzluk, yorgunluk, panik, kalori, sıcaklık, taşıma kapasitesi gibi. Bu ekranın yani sol altında o sağlık panelinin üstünde duruyor. Neyine kadar olduğunu görüyorsun rahat bir şekilde. Yatakta yatma. Bu arada uyuma sıkkınlığı ve mutsuzluğu düşürüyor. Güzel. Smoker, sigara paketleri, karton paketler falan etkiliyor. Sigara cinsleri ekliyor. Light, naneli falan filan gibi. Aynı şekilde şeyler ekliyor. Pürolar falan ekliyor. Sigara içerken daha realistik olması için sesler falan. Kar da sudur. Yani buradan kar biriktirip onu suya çevirebilmeyle alakalı bir durum. Bu da aynı şekilde. Ceketleri açık giyme. Yani kapalıyken açık giyebiliyorsun ceketleri. Gigamarket. Superb Survivors. Tavsiye etmem. Bu şok videosu da var. Yeni oyuncuysanız hani bir heves açabilirsiniz. Oynadıktan sonra şevkiniz kaçar bunlara. Komut verebiliyorsun. Çiftçilik yap, işte zombi öldür, burayı koru, odun kes, taş getir, cart yap, cukt yap vesaire ama fight atarken bunlar çok korkuyor ve kaçıyor ve seni tökezletiyor. Yani short videosu var ya, en basit örneği. Shortlara girin, orada bir tane video var. Yani Superb Survivor nedir, neden kullanılmaz diye. Sen dövüşürken yanından paniğe kapılıyor, koşmaya başlıyor. Senin üstünden sana çarpıyor, panik gibi zombi içine düşüyorsun. Bu. Ama güzel mi? Güzel. Değişiklik katıyor ama oynayacaksanız da fightları NPC'lere sokmayın. Tek oynayın. SWAT pack adı üstünde. SWAT kıyafetleri falan ekliyor. Güzel, bayağı güzel. SWAT çantası, SWAT kıyafetleri. Sağlam armorlardan birisidir. Aktif olarak kullanırım bu arada oyun içinde. The Workshop. Tidy Up Master.
Yani ha tamam. Bu şey. Mesela bir şey yaptın. O ekipman tam olarak neredeyse geri koyuyor. Bir şey kullandın, o diyor geri koyuyor gibi. Su tankı. Çalışmıyor. Su tankı. Reaction dance. Dans ekliyor. Karakter dans ediyor. Bir halta yarıyor mu diyecek olursan olmuyor. Yani keşke mutsuzluğu falan azalsa, bir şey olsa, eğlense ama yani. Oyunu gerçekleştirmek için olan bir şey. Undead Server oyun içerisinde Headhunter'lar, kıyamet senaryolarına hazırlanmış olan Survivor'lar vesaire oluyor. Değişik zombi tipleri geliyor. Onları öldürüp loot'larını alabiliyorsun. Güzel. Realistik mi? Realistik yani. Tek tip bir zombi olmaz. Arada unikleri de olması lazım. Ne bileyim, sırtında böyle askeri sırt çantası taşıyan silah ekipmanları toplamış başka bir Survivor sözde. Single oynuyorsun ama sanki o oyunda başka bir oyuncu varmış, ölmüş, üstünde loot var gibi düşün. Arabaları Enchanter iyileştirmek için olan bir şey. Silahları iyileştirmek için olan bir şey. Araba parçalarının tamiri, koltuktur, odur, budur vesaire, bunları tamir etmek için kullanılıyor. Ve engine part yapabiliyorsun. Vehicle recycling, bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Yani tam olarak ne yapıyor bilmiyorum. Bir bakalım. Aynen şey alıyorsun. Kaynakla arabayı hurdaya çeviriyorsun. Parçaları kullanmak için. Arabaların spawn noktalarını extend diyor. Expand ediyor. Daha farklı yerlerde arabaların spawn olmasını sağlıyor. Bunlardan nerelerde odaklanacağını, nerelerde spawn edeceğini gösteriyor. Weapon Conditioner. Condition Indicator. Bu çok soruluyor. Abi işte o nasıl görüyorsun kondisyonu falan. Bu. Weapon Condition Indicator. Şununla beraber silahların mesela bu hiç şey durumda, sağlam durumda, bunu yarıya kadar kullanmış gibi. Aşağıda toolbar'da görüyorsun ne kadar hasar aldığını vesaire. Kuyu Lifesaver. Yani kuyu inşa edebilirsen su sorunu komple çözülüyor. Üstünü başını yıkıyorsun, su çekiyorsun, su içiyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ama inşa edene kadar hayatın kayıyor. Kürek buldun, sopa buldun, onu buldun, şunu buldun falan filan, bayağı uğraştırıyor yani bu. Taş buldun yani, ama canlı yayın da var. Özellikle uğraştım. Ama çok yararlı, çok faydalı. Çalışan maskeler zombilerden salgın kapmayı, yani yerde zombi varsa ve üstünde sinekler uçuyorsa seni hasta edebiliyor. Onun negatifi bu. Yani maske takarsan hasta olmuyorsun. Treadmill, koşu bandı, çalışan koşu bandı, strength ve fitness kasıyor. Güzel. Evde basmak için idealdir. Bence mantıklı, realistik, güzel. Kullanırım bu arada. Yani parmak modu. Bunu daha yeni ekledim. Resident Evil'da Leon'un şeyiymiş. Oyun içinde bakacağım, sonra deneyeceğim. Turk'in konservelenmiş yemek tarifleri. Yine aynı şekilde. Mekanik silah sesleri. Taşıma, transfer yaparken ses çıkarma. Parçalarken ses çıkarma. Silahları ararken, şey silah diyorum, cesetleri ararken ses çıkarma. Minimap ve ağaç. Son nokta bu. Seed, yani elma ağacı, muz ağacı, kiraz ağacı, bulduğun ağaçları ekiyorsun. Tarım ekstra. Modlar bu kadar. Yani o kadar fazla soru geldi. Yine siz dedim bir video çekeyim. Yani ilginizin çektiği, merak ettiğiniz varsa durdurursunuz. Modun adına bakıp Steam'den bakarsınız. Benim kullandığım modlar bunlar. Genel olarak. Ama tabii bunların arasında çıkardığım, eklediğim, yaptığım çok fazla şey oluyor. Onu siz kendinize manuel olarak yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda, bölümlerde görüşürüz zaten. Aklınıza takılan soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğüm yorumları geç de olsa cevaplamaya, ben de cevap merak ettim. Benim de bilmediğim bir şey varsa araştırıp cevaplamaya özen gösteriyorum zaten. Paylaşarak büyürüz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.